Herkese merhaba. Güneşin geldiği bu günlerde hepimiz kendimizi biraz daha iyi hissediyoruz. Aslına bakarsanız güneş her zaman hayatımızda gerek ruh sağlığı gerek beden sağlığı açısından her zaman bir şekilde bizim için tedavi edici, iyileştirici bir özellik taşımıştır. Şimdi de açıkçası güneşin geldiği bu günlerde hayatımızın normalleşme sürecine girmesiyle birlikte kendimizi biraz daha özgür hissetmeye başladık. Fakat bu özgür hissedişler bir yana herkeste gördüğüm kadarıyla ruh sağlığında biraz daha kaygı duygularının, depresyon duygularının, boğulma hislerinin arttığını görüyorum. Aslına bakarsanız hani her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bu dönemde insanların daha kötü hissediyor olması şaşırtıcı bir şey mi derseniz tam tersi, aslında öngörülebilir bir şey. Pandemi süreci esnasında, başlangıcında bu tarihin, bu zamanın geleceğini ve insanların kendini daha kötü hissedeceğini bekliyorduk. Bunun nedeni aslında ne kahin olmamız, ne çok büyük etkilere sahip düşünce güçlerimizin olması. Tümüyle aslında beynin reaksiyonlarını çok iyi tahmin edebiliyor olmak. Düşünün, bir trafik kazasıyla karşılaştınız. İçeride yaralılar var, arabadan dumanlar çıkıyor ve o anda kendinizden beklenmeyen bir performansla gidip içindeki yaralıları arabadan uzaklaştırıyor. Bir yandan ambulansı, bir yandan itfaiyeyi arıyorsunuz ve ambulans ve itfaiye görevlileri, polis, jandarma artık her kimse alana geldiğinde yaralıları teslim edip evinize gidiyorsunuz. Ayaklarınızı uzatıp günün kahramanı olarak tam dinleneceğiniz o anda işte gözyaşlarına boğuluyorsunuz. Ya da bir bardak suyu koyarken elleriniz titremeye başlıyor. Bunun nedeni aslında beynin o anda doğru davranışları sergileyebilmek ve hayatta kalabilmek için ya da türünün devamını sağlayabilmek için hissettiğimiz olumsuz duyguları, panik, kaygı gibi duyguları geçici olarak baskılamasıdır. Biz eve gidip ayaklarımızı uzattığımız zaman işte beyin geçici olarak beklettiği o olumsuz duyguları, kaygıları şu anda halledebilirsin, şu anda daha güçlüsün dercesine önümüze koyar. İşte bizim de yaşadığımız açıkçası normalleşme süreçleri esnasında şu anda hissettiğimiz bütün olumsuz duygular aslında bu 2,5 aylık pandemi sürecinde biriktirilmiş duygular. Boğulma hisleri artık dışarı çıkmak isteyen benliğimizin geçici olarak bugüne kadar baskıladığı o sıkıcı hisler. Şimdi bunlarla baş etmek zorundayız. Aslında bunları temizlemek, onarmak, iyileştirmek zorundayız. Hissettiğimiz şeylerle alakalı eğer hissettiklerimiz olumsuz olursa genelde insanın eğilimi direktman o duygudan uzaklaşmak, o duyguyu bastırmak üzerine oluyor. Aslında oradaki duygular bizim şu anda bulunduğumuz durumla alakalı ne kadar yardıma ihtiyacımız olduğunu, nereleri iyileştirmemiz gerektiği veya içeride nelerin daha kendine uygun düşüncelere yönlendirilmesiyle alakalı bir şekilde rehberliğe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Şimdi bu süreçte biz de açıkçası kafamız karışıktı. Çok büyük bir tehlike kapımızdaydı. Seçme şansımız yoktu ve yaptığımız şey hayatımızı durdurmak oldu. Ama o anda birçok duygu vardı içimizde. Yaşamlarımızdan uzak kalmanın öfkesi. Yaşadığımız sevdiklerimize duyduğumuz özlemler. Özgürlüklerimizin elimizden alınışı. Bütün bunlar şu anda tekrar karşımızda. Hem de şu anda tam tersi bir hayata doğru sürüklenirken. Sadece bununla kalmıyor. Maalesef olumsuz duygularımızın başka sebepleri de var. Bunlardan bir diğeri ise içimizde her zaman şöyle bir umut vardı. Tamam ben 2 ay boyunca bekliyorum. Ama lütfen biri bana bu hikaye tamam bitti diyebilsin. Ve hepimizin duymayı beklediği sözcüklerden bir tanesi tamam artık virüs diye bir şey yok. Normal yaşamlarınıza geri dönebilirsiniz. Ve şu anda bir normalleşme sürecinden bahsediliyor. Ve normal yaşamlarımıza baktığınızda herkesin yüzünde bir maske, sevdiklerine hala sarılamıyor olması bizim beynimizdeki beklentiye dair olan normalleşme kısmıyla çelişiyor. O zaman içimizde bu sefer başka bir kaygı oluşuyor. Belirsizliğin
Bilinmeyenin kaygısı, gelecek kaygısı. Hani bitecekti? Şu anda bu normalse ben bir daha eski günlerime dönemeyecek miyim? Burada aslında her şeyden önce durduğumuz yerle yüzleşebiliyor olmamız gerekiyor. Hayır, eskiye dönemeyeceğiz. Hayır, eski yaptığımız, eski alışkanlıklarımız, seçimlerimiz bir süre daha bizimle olmayacak. Bir süre daha derken bu ne kadar süreceğini, gerçekten düzelip düzelmeyeceğini bilmiyorum. Ama eğer normalleşme derken eskiyi bekliyorsak bu asla gelmeyecek. Yaşadıklarımız her zaman bizi değiştirir ve bu süreç esnasında da hayatımıza birçok yenilik gelecek. Şu anda bir şeylerden mahrum oluyor oluşumuz, her zaman bu şekilde eksiklik duygusuyla yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Onun yerine teknolojiler bize birçok olasılık üretecek, çok daha belki de duygularımızı yoğun yaşayabileceğimiz, çok daha özgürlük alanlarımız olan teknolojik yenilikler veya farklı seçenekler önümüze getirecek. Ama şu anda bunları bilmediğimiz için, o yeni olan kısımda gelmediği için tek yapmaya çalıştığımız bu arada kaldığımız dönemden eskiye dönmeye çalışmak. Şimdi bu beklenti olursa içimizde daima bir hayal kırıklığı olur. Daima bir eksiklik duygusu olur. Daima bir mücadele olur. Beynin bilinmeyen ve belirsizliğe karşı doğru bir rehberlikle nasıl düşüncelerini ve duygularını yöneteceğine dair yönlendirilmesi gerekiyor. Burada kendi içimizde daima küçük bir çocuk varmışçasına ve o çocuğun teselliye, yardıma, iyileşmeye ihtiyacı varmış gibi onu duyabiliyor ve anlayabiliyor ve iyileştirebiliyor olmamız gerekiyor. Burada eğer kendi kaygılarımızdan, paniğimizden, boğulma hislerimizden kaçmaya çalışırsak, kendi içimizdeki eğer olumsuz duygularla yüzleşmezsek, kendimizden bir süre kaçmaya ve bu boşlukları daha dışarıdan aldığımız duygularla doldurmaya çalışmaya devam ederiz. Ama bu da içimizde her zaman o eksikliğin giderek sesini duyurabilmek için daha da artması ve bizim hayatlarımızın akışını daha da bozmasına sebep olur. O yüzden aslında içimizde hissettiğimiz kaygıları, nedenlerini anlayıp onları teselli edebilecek ya da rahatlatabilecek düşünceleri oraya getirebiliyor olmamız gerekiyor. Size örnek verecek olursam, dediğim gibi eskiye dönmeyeceğiz. Eğer bu içimizde bir beklenti ise sürekli bu beklentinin gerçekleşmemesi, çünkü içeride referans alan bir yer var, bakıyor, hayat kalitem eski, hayır hala çok kötü. Eskiyi de kıyaslamak yerine yerine gelecek olan yeniyi fark edebilmek ve bu olasılıklara açık hale gelmek, bu yönde çalışmak çok daha iyileştirici olacaktır. Bir diğer sebep ise bugüne kadar bir otorite başımızda evde saklı kalın, biz sizin için savaşıyoruz diyordu. Şimdi ise dışarı çıktığımız andan itibaren daha tehlikeyle baş başayız. Tehlike orada mı, geriledi mi? Hepimiz merakla bekliyoruz. Ama bizden istenen şey gerçekten bu sefer davranışlarımızın, seçimlerimizin basit bir komutun ötesinde sorumluluğunu alabilmek. Biz bu kadar 2,5 aylık bir dönemden yorgun çıktığımız bu süreç zarfında tam rahatlamak, çocuk gibi özgür hissedebilmek isterken birileri bize büyümeniz gerekiyor. Ve artık bu tehlikeyi bireysel hayatlarınızda kendiniz yönetmeniz gerekiyor. Biz gereken önlemleri aldık diyor. İşte bu belki de bizim zaten bugüne kadar her zaman ihtiyaç duyduğumuz ama bir şekilde kaçtığımız büyümek denilen olguyla yüzleşmemize neden oluyor. Bu da kendi sorumluluğumuzu alabilmek, kendi hayatımızın doğrularına karar verebilmek, risklerimizi fark edip kendimizin onarabilmesi demek. İşte bu süreçlerden yorulan insanın zihni bir şekilde bu bütün bilinmeyen belirsizliğin karanlığına uzaklaşıp sadece güneşin tadını çıkarmak, her zamanki o çocukların en güzel, o okulların ara verdiği o 3 aydaki sevincine dönmek istiyor. Bu bir değişim çağı. Bizim neslimiz bir şeyler yaşıyor. Eminim birkaç nesil sonra buraya bakıldığı zaman
ne zor şeyler atlattığımızı, dünyanın büyük bir değişim döneminde olduğunu fark edeceğiz. Ya da onlar fark edecekler. Şu anda yaşadığımız şeyi değiştirebilme şansımız yok. Ama yaşadığımız şeyle baş edebilme ve hayatımızı güzelleştirebilme şansımız var. Mutlu olabilmek bizim elimizde. Sadece ve sadece kendi hayatımızın sorumluluğunu alabilirsek, kendi içimizdeki yaralanan duyguları fark edip iyileştirebilirsek. Evet, güneşin tadını çıkarmamız gereken dönemler. Ama lütfen tedbiri elden bırakmayın. İçinizde hissettiğiniz duygulardan da kaçmayın. Bunların normal olduğunu, değişebileceğini ve gerçekten de nereye doğru gitmeniz gerektiğini kendinize lütfen rehberlik ederek hatırlatın, yolu gösterin. Sevgiyle kalın.